Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا قل فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Gecemiz mübarek olsun kardeşlerim. Selamu aleyküm cümleten. Rabbimiz feyizli, bereketli, huzurlu bir ders yapmayı Mevlam bizlere nasip etsin kardeşlerim. Yine Allah bizleri bir araya getirdi Celle Celaluhu. Rabbim ahirette de bizleri bir araya getirsin. Cennette bizleri buluştursun. Rabbim Kur'an-ı Kerim'in şefaatine cümlemizi nail eylesin. Yolumuz İslam yolu olsun. Yolumuz Kur'an yolu olsun. Yolumuz cennet yolu olsun. Yolumuz muhabbet yolu olsun, sevgi yolu olsun, kardeşlik yolu olsun, güzel ahlak yolu olsun. Tüm bu güzelliklerle Allah-u Teala cümlemizi müzeyyen eylesin, süslesin kardeşlerim. Geçen hafta Mimar Sinan Derneği'nde genelde sohbetlerimizi biz kendi görev yapmış olduğum camimde yapıyordum. Arkadaşlar, kendileri bir stüdyo kurmuşlar. O koyu renkli bir yerde aşırı şerif okumuştum. O video yüklendi. Fecir suresini okumuştum. Hocam dediler, orada bir aşırı şerif okumanızı istiyoruz dediler. Tamam dedim. Orada bir aşırı şerif okuduk. Onu özel yapmış arkadaşlar. Mimar Sinan Derneği. Oraya gitmişken salı günüydü geçen hafta. Bir de sohbet yaptık. Gençler vardı orada. İtikat konusuyla ilgili şöyle bir saatlik bir sohbet yapmıştık. O sohbetten bir kesit bugün Mimar Sinan Derneği kendi sitesinde yayınladı. Ben de onu Instagram'a sizden önce yani bir 15-20 dakika önce yükledim. Dinledik dediniz, Allah razı olsun. İtikat konusu çok önemli bir konu. Rabbim kazanıp gibi gözüküp de ahirette kaybetmekten Allahu Teala bizleri muhafaza eylesin. Çok önemli kardeşlerim. Yani kazanmış gibi gözüküyorsun
Ama kaybediyorsun. Evet, dinlediniz. Allah razı olsun. Ama o sohbet bir saatlikti. Tabii daha üç madde işlemiştim orada. Birincisi itikat konusu. İkincisi farzlar konusu. Üçüncüsü güzel ahlak. Sadece itikat konusu zikredilmiş. İnşallah diğer bölümleri de arkadaşlar ayarlayıp atarlarsa onları da inşallah dinleriz. İşte o da yani o sohbet de bir derstir yani. Bu itikat konusu da bir derstir. Yani iman olmadı mı Allah muhafaza hiçbir şey olmuyor yani. Hep sıfırla çarpılıyor yani. İmansızlık sıfırla çarpılıyor. O sohbeti bir iki kere dinleyin. Tavsiye ederim. Orada anlatılmak istenen nedir? Onu anlamaya çalışalım inşallah. Kardeşlerim, bugün de size ben Araf suresinden okuduğum Aşş-ı Şerife mana vereceğim. Sonra İlmihal dersine başlayacağız. İsterseniz Kur'an-ı Kerim'den yerini söyleyeyim. Müsait olan kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'den açabilir. Sayfa 155 Araf suresi. Araf suresi. Hemen söyleyeceğim. Evet, Araf suresi. Şöyle bir 44. Ben de sayfa 155. Araf suresi 44-45. 44-45. Bir de yine Araf suresinin alt tarafında 50-51. ayeti kerime. 44-45-50-51. ayeti kerimeyi okuyacağız. Kur'an-ı Kerim olanlar efendim açsınlar, takip etsinler. Bir kardeşimizin kızı rahatsızlaşmıştı. Bir ameliyat oldu. Kokonetlu yazan kardeşimiz. Hatice iyi, yarın taburcu olacak inşallah. Çok sevindik. Hatice'ye selam söylüyoruz buradan da. Çok sevindik. Rabbim şifa versin. Rabbim muhafaza eylesin kardeşlerim. Dua edelim. Tüm hastalıklarımıza dua edelim inşallah. Kardeşlerim, açtıysanız ben başlıyorum şimdi. Araf suresi. Ben de Kur'an-ı Kerim 155 44. ayet-i kerimeye bakıyoruz şimdi. Şimdi kardeşlerim ben bir müddet yine yorumları kapatayım ki kendimizi verelim. Sonra açacağım yorumları. Yorumları açacağım. Şu an dersimiz başladı. Bugünkü ayet-i kerimelerimiz. Kardeşlerim şöyle hissedelim. Yani kendimizi tam verelim şu ayet-i kerimeleri dinlerken. Yani aklımız başka bir yerde, ne bileyim, bir televizyon açık, bir de hoca şurada konuşuyor. Böyle olmasın yani. Böyle olursa bir şey alamayız yani. Yani bir ortamımız da düzgün olsun. Bir sessiz ortam olsun. Rabbimden ayetler dinleyeceğim, Rabbimden haberler dinleyeceğim diye böyle. Bizi de aradan çıkartın. Bu ayetleri öyle dinlersek çok bereketli olur. O açıdan söylüyorum. Yani maksada ulaşmış oluruz. Öyle dinleyelim inşallah. Ben tek tek mana vermeye çalışacağım inşallah. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Ve nada diye başlıyor zaten sayfanın başı, buldunuz. Ve nada yani seslendi, nida etti. Eshabul cenneti, cennet ashabı seslendi. Kime seslendi? Ashaben nari, cehennem ashabına seslendi diyor, nida etti. Yani cehennem ashabına sesleniyor. Ne diye sesleniyor? Diyor ki cennettekiler diyor ki en kad ve cedena ma vaadena rabbuna hakka. Yani bunun şekli nasıl olduğunu biz bilemiyoruz. Yani Mevla Teala cennettekilere bir an cehennemdekileri mi gösterecek ya da onları o cennetten seslendirip cehennemdekileri mi duyurtacak, onu bilemiyoruz. Allah biliyor. Ve şu şekilde sesleniyorlar cennettekiler. En kad vecedna ma vaadena rabbuna hakka. Biz, dikkat edin, Rabbimizin bize vaat etmiş olduğu şeyleri hak olarak bulduk. Tekrar ediyorum. Cennettekiler diyor ki, ey cehennem ehli, Allahu Teala bize vaat ettiği şeyler vardı cennette. Köşkler vardı. Irmaklar vardı. Sütten, baldan, şaraptan ırmaklar vardı. Göz görmedik nimetler vardı. Efendim, hizmetçiler vardı.
altından köşkler, yakuttan köşkler vesaire. Adin cennetleri, Firdevs cennetleri, Cennetül Mevva Allah vaat etmişti ya bize dünyadayken. Biz Hakk'a hak olarak biz bunları gördük, şahidiz. Allah ne vaat ettiyse biz bulduk. Cennette hepsi var. Peki, fehel vecettüm ma vaade rabbüküm hakka? Ne ayetler arkadaşlar ya. Vallahi ne ayetler. Peki Allah da eğer Allah'a inanmazsanız, eğer Allah'a kulluk etmezseniz, peygambere inanmazsanız, size elem verici azap diye bir vaatte bulunuyordu. Bir vaitte bulunuyordu. Böyle gelmeyin. Tutuşturulmuş ateş diyordu. Kaynar kazanlar diyordu. Peki siz bu Allahu Teala'nın vaadini, Allahu Teala'nın cehennemle ilgili vaadini siz de buldunuz mu? Hani Allahu Teala'nın elem verici azap dediği o azabı gördünüz mü? Galu. Aman Allah'ım. Kardeşlerim, aman Allah'ım. Ne diyorlar bakın? Neam. Neam. Evet, siz nasıl Allah'ın vaat ettiğini bulduysanız biz de Allah'ın vaat ettiğini bulduk. Bakın şimdi. Feezzene müezzinun beynehum. O cehennemliklerin içerisinde bak müezzin diyor bak müezzin. Yani bir seslenici, bir feryat çıkacak arkadaşlar. O arada o cehennemliklerin arasından bir feryat, birisi bir feryat ediyor. Müezzin bağırıyor yani aralarından. Ne diye bağırıyor? El-la'netullahi alez-zalimin. Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun. Yani biz hak ettik bunu yani. Biz ne adammışız ya. Allah bize ömür verdi, Allah bize akıl verdi, Allah bize peygamber gönderdi, Allah bize kitap gönderdi, Allah bize hoca gönderdi. Hep ölüm olduğu, ahiret olduğu, cennet, cehennem olduğunu duyduk. Biz ne adammışız ya. Biz ne zalimmişiz ya. O ara öyle bir feryat yükselecek. Rabbim böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin kardeşlerim. Peki suçları ne? Bakın şimdi. Bakın. Onlar, o zalimler öyle bir zalim ki ellezine onlar yesuddûne an sebilillah. Bak bak bak. İnsanları Allah'ın yolundan çeviriyorlar, saptırıyorlar. Bir de böyleleri var. Bir de böyleleri var. Çocuk Kur'an okumaya gidecek, ne okuyorsun diyor oğlum diyor. Sohbete gidecek, gitme diyor mesela. Oralara gitme diyor mesela. Bak. Camiye gidecek, gitme diyor. Onlarla işin olmasın diyor. Aman diyor kendine diyor. Daha nereye? Başka yerlere gönderecek. Yani işte şu an gençliğin içerisinde bulunduğu durum. Yani baleye şuna buna gitmek çağdaşlık oluyor. Açılıp saçılmak, erkek arkadaşla gezmek bunlar tamam, bunlara tamam ama cami, sohbet, Kur'an bak ne diyor Mevla? Bunlar diyor kullarımı diyor Allah'ın yolundan çeviriyorlar diyor. Gelecek diyor, okumak istiyor ama okutmuyor diyor. Yani çeviriyor. Ve yebğûneha iveca ve o Allah'ın yolunu eğip büküyorlar. Ben buradan korktum kardeşlerim. Şu cümleden korktum ben. Yani Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu dümdüz şeriat yolunu bozmamamız lazım. Bak bozmamamız lazım. Onlar hem çeviriyorlar hem de eğip büküyorlar diyor yani. Yolu bozuyorlar diyor. Karıştırıyorlar. Rabbim böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ve hum bil ahireti kafirun. Onlar ahirete de inanmıyorlar diyor. Ben bugünkü sohbette de söyledim. Adam diyor ki kim gitmiş kim gelmiş diyor hocam diyor. Yani bir tarih gençliğimiz zamanında da bu cümleleri duyuyorduk. Ben hala duyuyorum yani. Şu cümleyi duyuyorum. Doğduğunu biliyor musun? Bilmiyor. Öldüğünü de bilmeyeceksin yani. Öyle şey yok yani. Cennet yok, cehennem yok öyle. Bırakın bunları diyor mesela. İşte bunların gideceği yer o işte o müezzin, o seslenecek Allah'ın laneti zalimler üzerine olsun. O azabın içerisinde olan bunlardır. Rabbim böyle itikatsızlıktan bizleri muhafaza eylesin. Hemen şimdi geliyoruz, aşağıya iniyoruz. Bu sayfanın altına doğru iniyoruz. 50. ayete o da yine venada diye başlıyor. O sayfanın hemen aşağısına doğru iniyorsunuz. Venada diye başlıyor. Buldunuz mu? Alttan 1, 2, 3, 4. satır.
alttan dördüncü satır. Bakın. Ve nada. Aynı şekilde bak yukarıda cennet ashabı nida etmişti. Aşağıda da cehennem ashabı sesleniyor şimdi. Cehennem ashabı sesleniyor. Kime? Ashabel cenneti cennete. Tam tersi oldu. Yukarıda cennetteki cennetlikler cehennemliklere sesleniyor. Şimdi aşağıda da cehennemlikler cennetliklere sesleniyor. Ne kadar açık ayetler değil mi arkadaşlar? Kardeşlerim, Rabbim bu ayetlerin kazandırmak istediği maneviyatı Allahu Teala cümlemize kazandırsın kardeşlerim. Bu Allah'ın ayetleri. Bak bu gazete haberi değil, bu televizyon haberi değil bu. Bu roman değil, bu Allah'ın haberi bak. Hiç şek şüphe olmayan haber. Bak ne diyor? Cehennem ashabı, cennet ashabına ne diyecek? Ne diye seslenecek? En efizu aleyna minel ma. Ey cennetlikler, yandık, kavrulduk. Yandık, ölüyoruz susuzluktan. Bizim üzerimize minel ma. Biraz su akıtır mısınız? Biraz su verir misiniz? Su. Su istiyorlar. Bak. Akıtın aleyna minel ma. Su akıtın. Ne olursunuz? Ne olursunuz? Şöyle yukarıdan aşağı su akıtın da içelim. Öldük bittik susuzluktan. Kavrulduk susuzluktan. Yanıyoruz susuzluktan. Bak 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 bak. Ne olursunuz? Su istiyorlar. Su. Üzerimize su dökün diyorlar. Bir. Ev mimma razakakumullah. Ey cennetlikler. Ya da Allah'ın size verdiği rızıklardan bize de verin. Ne olursunuz. Bir üzüm verin. Bize bir üzüm verin. Bir zeytin verin. Bir elma verin. Ne olursunuz. Ne verdiyse rızık olarak bize verin. Ne olursunuz. Ölüyoruz. Susuzluktan kavruluyoruz. Yandık, battık, bittik. Yalvarıyoruz. Bir yudum su verin bize. Ne olursunuz. Kim kime sesleniyor? Cehennemlikler, cennetlikler. Peki şimdi cennetlikler ne diyor şimdi bakın. Kalu innallaha harramahuma alel kafirin. Allah Allah. Ya bizim yapacağımız bir şey yok ki. Siz bizden istiyorsunuz ama Allah bunu kafirlere haram kıldı. Veremeyiz. Bu haram. Haram bu. Bir yudum su içemeyecekler. Niye? İnkar ediyorlar. Niye? Allah yolundan saptırıyorlar insanları. Niye? Allah'a inanmıyor, ahirete inanmıyorlar. Ya. Var mı böyle insanlar? Var. Şimdi bunların da suçunu bu aşağıda şöyle buyuruyor Mevla. Ellezine onlar öyle kimseler ki ittehezû dînehum lehven ve le'b. Bak şimdi korkalım. Onlar dinlerini oyun oyuncak edindiler diyor. Eğlence yaptılar dinlerini. Onun için dinle alay olmaz. Dinle gülme olmaz. Şakrabanlık olmaz dinle. Bak dinlerini eğlence yaptılar diyor. Ve garretümül hayatü dünya. Dünya hayatı da aldandılar diyor ya. Onları aldattı. Dünya hayatı da onları aldattı. Hiç ölmeyecekmiş gibi. Hiç ölmeyecekmiş gibi. Gezdiler. Yediler, içtiler, hiç ölmeyecekmiş gibi. Hani dedelerimiz nerede? Hani nerelerimiz nerede? Bak şimdi yine koronavirüs arttı. İllerde, çoğu illerde yine insanlar, yüzlerce insan her gün ölüyor yani. Ya biz bu kadar yakın olan ölüme ne kadar uzağız biz arkadaşlar ya. Ya icabında oturuyorsun, bir an böyle bir kalbine böyle bir acı geliyor. Lan ne oldu diyorsun? Yani bir daha bir acı geliyor. Lan ne oldu diyorsun? Üçüncü acıda pat küt kalp krizi geçirip ölüyorsun yani. Bu kadar yani. Yaşın kaç? 30, 40, 50. Benim amcam 49 yaşında vefat etti. Benim yaşımda vefat etti. Hiçbir şey yoktu. Öğretmen, hiçbir şey yoktu. Kalp krizi dediler, vefat etti. Çocukları küçük küçük kaldı yani. Bak benim yaşımda. Geçen o aklıma geldi. Aynı bu yaşta vefat etti. Çoğu gençler görüyorsa 30 yaşında, 35 yaşında. Yani illa efendim önümüzde dedelerimiz, nenelerimiz var diye biz o kadar yaşayacak mıyız yani? Değil. Efendi Hazretlerimiz Allah uzun ömür versin 96-97 yaşında. Ama onlarca talebesi vefat etti. Hep küçük damadı vefat etti. Kızı vefat etti. Efendim
cemaatinden, kendisinden küçük onlarca talebesi vefat etti. Ama kendi yaşıyor. Yani o 97 yaşında diye biz de o yaşa kadar çıkacağız diye bir şey var mı? 50 yaşında da ölünüyor, 45 yaşında da ölünüyor, 30 yaşında da ölünüyor. Bu neyle alakalı? Bu ecelle alakalı. Ya bizim de ecelimiz belli. Ya o zaman ne yapalım? Şu hallere düşmemek için gelin, fırsat elimizde. Rabbim sana yöneldik. Allah'ımızı dinleyelim. Allah'ımızı darıltmayalım ya. Cenab-ı Allah bu yolda yardımcımız olsun kardeşlerim. Bitiriyorum ayet-i kerimeyi. Fel yevme nensahum, bak. Bakın. Fel yevme bugün nensahum, biz onları unutacağız diyor. Bak Mevla buyuruyor. Onları unut ahirette. Unutacağız diye Allahu Teala, yani unutma muamele, taraflarına bakmayacağız yani. Onların feryadı figanlarına kulak vermeyeceğiz yani. Dinlemeyeceğiz onları. Kema nesulika eyyumim haza. Onlar nasıl ki bugünü unuttular, onlar nasıl ki böyle bir gün için bir hazırlık yapmadılar, kim gitmiş kim gelmiş dediler. Onlar bugünü unuttukları gibi biz de onları unutacağız. Yani unutma muamelesi yapacağız. Ve mâ kânu bi âyâtinâ yechhadûn. Onlar bizim ayetlerimizle de mücadele ediyorlardı diyor. Bizim ayetlerimizle inkar ediyorlardı diyor. Rabbim böyle olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Kardeşlerim şunu söyleyeyim. Bakın bugün şimdi Araf suresinden 44, 45 ve 50, 51. ayet-i kerimeleri okuduk. İnşallah Ramazan-ı Şerif ayında Allah nasip ederse böyle her okuduğumuz cüzden sizlere sohbet yerlerinden ayet-i kerimeler okuyacağım inşallah. Ve her ayetin bizim kalbimizde ayrı bir oluşumu oluyor. Her ayette vardır bu. Dolayısıyla biz bu eksikliğimizi tamamlayacağız Allah nasip ederse. Öyle bir maneviyat, öyle bir feyiz kazanacağız ki o feyiz bizi çok daha samimi, ihlaslı mümin olmamıza sebep olacak. Cenab-ı Allah niyetlerimiz halis, Rabbim tamamına erdirsin diyorum kardeşlerim. Bugünkü ayetlerimiz bu olmuş olsun kardeşlerim. İnşallah bir dahaki hafta yine böyle ön mukaddimemiz sohbet oluyor. Ondan sonra ilmihal konumuzu işliyoruz kardeşlerim. Şey olmazsa inşallah önümüzdeki pazartesi ya da pazartesi salı bir engel olmazsa, yani inşallah diyorum zaten. Bir memlekete annem babam yanımda, onları götürüp yerleştirme durumum var. Eğer öyle bir durum olursa, hani bu koronadan dolayı temas çoluk çocuğumuzda falan virüs olursa biz temaslı grubu oluyoruz, bir yere çıkamıyoruz. Bizim büyük oğlan da bugün tahlile gitti. Belki onda çıkarsa gidemeyiz yani. Almazlar bizi uçağa. Eğer öyle bir yolculuğum olursa ben zaten duyururum önümüzdeki hafta için. Yani pazartesi, salı, o zaman yolda Bayburt'ta oluruz. Olmayabilir yani. Şimdiden söyleyeyim dersiniz. Olmayabilir haftaya pazartesi, salı. Yani planımız şu: pazartesi gidip sabah Trabzon'a, Trabzon'dan Bayburt'a geçip inşallah Perşembe günü öğlen tekrar dönme niyetindeyiz. Eğer Perşembe günü dönersek, eğer gidersek, inşallah Perşembe günü dönersek, Konuş kasabasında Yasin Şerif programını yaparız inşallah. Konursu'ya gidiyoruz yani. Konursu kasabasına inşallah gideceğiz. Dediğim gibi bir engel olmazsa, engel olursa zaten ben her gün ders ilanını Instagram'da hikaye bölümünde son tarafta yapıyorum. Oraya bakarsınız. Olup olmayacağını oradan varsa, yani ders varsa ilan ederim. Orada ilan yoksa anlayın ki bu hafta ders olmayacak olarak anlarsınız inşallah. Evet kardeşlerim, şimdi gelelim ilmihal konumuza. Orucun şartları bölümüne geldik. Kardeşlerim, bendeki sayfa 281, orucun şartları. Orucun şartları. Şimdi bir diyor, oruçtaki şartlar nedir diyor. Birincisi şu: oruçla mükellef olmak için İslam akıl ve buluğ şarttır diyor. Yani
Müslüman olacak. Evet, bu tamam. Bir akıl olacak. Yani aklı yerinde olmayan, deli olan kişiye oruç farz değil. Bir de baliğ olacak. Ne demek? Ergen çağına yükselmiş olacak. Bu yaşa yakın olan çocuklar da oruç tutar. Onun da sevabı vardır. Sevabı vardır. Diyelim 10 yaşında tutabilir, 9 yaşında tutabilir. Sevabı vardır ama farz olabilmesi için şart nedir? Buluğdur. Dolayısıyla bu saydığımız şartları Müslüman, buluğ çağına ermek ve akıl şartları bir kendisinde olmayan bir kişiye oruç farz değildir. Evet. İkinci maddeye geldik. Orucun yerine getirilmesi, edasının farz olması için sıhhat ve ikamet şarttır. Onun için hasta olana ve yolculuk halinde bulunanlara bu hallerinde oruç tutmak farz değildir. Bunlar oruçlarını tutamayınca sonra o tutamadıkları oruçlara kaza gerekir. Şimdi kardeşlerim, beni iyi dinleyin. Önemli bir madde bu. Bunu söyleyeceğim. Şimdi hasta ve yolcu dedi. Olursa dedi, tutamayabilir dedi. Şimdi bakın, Ramazan-ı Şerif yaklaşacak. Bize en çok gelen soru, hocam şekerim var, hocam şuyum var, hocam böyle bir hastalığım var, hocam ben oruç tutabilir miyim, hocam ne yaparım diye bize soru soruluyor, sorulacak da. Ben şimdi kestirmeden size söylüyorum bunu. Kardeşlerim, kestirmeden söylüyorum. Hastalık konusunda güvenmiş olduğunuz bir doktor, bir doktor ya da birkaç doktor, hangi hastalık olursa olsun, yani oruç hassasiyeti üzerinde olan, orucun ne olduğu bilincinde olan bir doktor size derse ki sen bu hastalığınla oruç tutamazsın. Bak, genel bir kayda söylüyorum size. Hangi hastalığınız olursa olsun. Kanser olabilirsiniz, mide hastalığı olabilirsiniz, diyabet hastası olabilirsiniz, ciğerlerinizde bir hastalık olabilir, olabilir, olabilir. Hangi hastalık olursa olsun. İşte güvenmiş olduğunuz doktor size derse ki işte Zeynep Hanım, Ali Bey, siz oruç tutamazsınız. Eğer oruç tutarsanız hastalığınız artar, iyileşemezsiniz, ölürsünüz gibi böyle şeyler söylerse fetva odur işte. Fetva biz değiliz. Biz fetvayı böyle veririz. Doktorun tutma diyorsa, eğer tuttuğun zaman kesinlikle tutmayacaksın diyorsa o zaman tutmayabilirsin Ramazan orucunu. Peki eğer o hastalık sonradan iyileşecek bir hastalıksa, öyle ya, iyileşecek bir hastalıksa, evet, hafif bir duraklatıldı. Sonradan iyileşecek bir hasta, yani evet, hastalık vardı, o Ramazan ayı geçti, iyileştin. Böyle bir durum söz konusuysa bu kişi sonra güne gün istediği zaman tutabilir. Yani illa bir ay boyunca peş peşe tutacak diye değil. Her ay, her hafta 2 gün, 3 gün, önümüzdeki hafta aralıklı da tutabilir. Kış aylarında tutabilir. Yani kendini rahat hissettiği zaman tutabilir. Bu olabilir. Ancak iyileşememe durumu varsa, yani diyelim bir hastalık var ki ömür boyu artık onunla gidecek. O zaman durumu iyiyse, bu kardeşimizin durumu iyiyse, bu kardeşimiz tutamadığı her güne bir fitre verecek. Bir fitre. Fitreler belirleniyor her sene Diyanet İşleri Başkanlığı. İşte 30 diyor, 40 diyor. Neyse artık bu sene. Diyelim ki 50 lira diyelim fitre. 10 gün tutamadı Ramazan'dan. Ne yapar? 500 yapar. 30 gün 1500 yapar. Durumu da var. Bak, bunda durumu varsa, yani bir zenginliği varsa, fakir fitre verecek durumu yok. Onu da vermez yani. Onu da vermez. Zenginse tutamadığı zaman fitre miktarı ne verir? Fidye verir. Tutulmayan oruç için verilen bu yardıma ne deniliyor? Fitre denmiyor. Fitre miktarı hesaplanıyor. Ne deniliyor kardeşlerim? Fidye, deyle. Fidye verir. Şimdi gelelim yolculuğa. Hastalık anlaşıldı inşallah. Hastalık anlaşıldı. Gelelim yolculuğa. Şimdi yolcu olan bir kişi, yolda olan bir kişi, dinimiz diyor ki sen tutmayabilirsin diyor. Niye? Sahur yapamaz, iftar yapamaz, rahatlık yoktur vesaire. Hikmeti çoktur. Yani dinimiz ona bir ruhsat vermiş. Ne ruhsatı? Tutmayabilirsin. Peki tutsam olur mu? Olmaz olur mu? Tutsan olur tabii ki. Hele şimdiki yolculuklar. Diyelim biz Trabzon'a gideceğiz mesela inşallah pazartesi.
Ya ben bir kere annemi babamı onları göndermiştim, Trabzon'dan alacaklardı. Sabiha Gökçen'e götürdüm arabayla. Sabiha Gökçen'e içeriye soktum annemi babamı. Oradan çıktım geleceğim. Onları bindirdim uçağa. Efendim çıktım geleceğim. Sabiha Gökçen'den şeye geldim eve, yani Ümraniye tepe üstüne geldim. Tabii trafik vardı E5'te. Ben buraya gelmeden onlar Trabzon'a gitmişler yani. Oradan buraya gelmeden. Şimdi yolcu mu yolcu? Yani bir buçuk saat sürüyor mesela oradan oraya. Bir buçuk daha İstanbul'dan Trabzon. Bir buçuk saat sürüyor. Yani tutalım ne olur ki yani. Ha, tutmama şeyi verilmiş. Ruhsatı var. Ya ben yolcuyum. Tutmayayım. Tutma. Ama düşmüyor senden. Onu da bil yani. Oruç düşmüyor. Hastayken de düşmüyor. Efendim yolcuyken de düşmüyor. Sonradan ne yapacaksın zaten? Tutacaksın. Madem tutacağım, sonradan da tutacağım. Bir buçuk saatlik yol için efendim, ya da otobüste gidiyorsun. Otobüsler bakıyorsunuz ki klimalı, çok rahat otobüsler yani. Bir de uyuyor ya, git yani. Ankara'ya mı gidiyorsun? Amasya'ya mı gidiyorsun? Vur kafanı yat. Efendim tutulabilir. Yani tutmak günah değildir, onu demek istiyorum. Yolcunun oruç tutması günah değildir. Tutabilir. Oruç borcunu da ödemiş olur. Eğer tutmamak istiyorsa tutmayabilir. Sonradan güne gün kaza yapabilir kardeşlerim. Evet, devam ediyoruz şimdi. Bir orucun edası yerine getirilmesinin sahih olması için niyet etmek, hayız ve nifas hallerinden temizlenmiş olmak şarttır. Bakın, oruçta niyet şart arkadaşlar. Yine hepinizi ilgilendiren bir şey daha söylüyorum. Niyeti illa gece sahurda yapacaksın diye bir şart yok. Şimdi iftar yapıyoruz ya, iftar. İftar yaptıktan sonra ya Rabbi niyet ettim yarın oruç tutmayı dedim mi olay bitmiştir yani. Bu kadar. Yatmadan önce de diyebilirsin. Oldu ki sahura kalkamazsın. Olabilir. Niyetle ilgili inşallah konu yine gelecek. Bir de ne diyor? Temizlenmek lazım diyor. Mesela hasta olan bir kadın, hayız ve nifas halinde oruç tutan bir kadının orucu sahih değildir. Hani bunu bilmek lazım. Belki çok oruç tutmak istiyor, rahatsızlaştı. Olsun ben tutayım dedi. Olmuyor yani. Bunu da bilmiş olalım. Hayızlıyken ya da nifas halindeyken oruç olmuyor kardeşlerim. Bunu da bilmiş olduk. Niyet de önemlidir. Şimdi gelelim orucun vakti. Şimdi kardeşlerim, burayı ben okudum dün. Size ben özet olarak anlatmak istiyorum. Evet. Şuna dikkat edeceğiz. Herkes Diyanet eşittir devlet demek. En yetkili kurum demek. Din adına bu bilgiler, bütün cemaatler, bütün Müslümanlar, bütün bu tarz bilgileri, fitre bilgisi, bayram bilgisi, bayram hangi gün, iftar ne zaman, hep bu şeyden alınır, devletten alınır. Kim hangi ildeyse, hangi ilde yaşıyorsa onun bir imsakiyesi vardır. O imsakiyede, bu bilgileri aklınızda tutun inşallah. İmsakiyede bir imsak vakti vardır. Ondan sonra güneş vakti vardır. İmsak var, güneş var. Böyle sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. O imsak vaktiyle akşam vakti oruçlu için önemli iki vakittir. İmsak demek ne demek? İmsak ne demek kardeşlerim? Gecenin bittiği an demek. Gecenin bittiği an. Başka oruçlu için ne anlama gelir? Yani yemeği, içmeyi o imsak saatine kadar yapabilirsin demek. Anlaşıldı mı burası kardeşlerim? Artık herkesin imsakı farklı. Konya'nın imsakı farklı, Kars'ın imsakı farklı. İstanbul'un imsağı farklı, Ankara'nın imsağı farklı. Herkes bakacak buna. Hangi ilde yaşıyorsa bakacak. İmsak vakti. Yani bu ne demek? Gece bitiyor yani. Gecenin bitiş saatidir. O saate kadar yeme, içme, cinsi münasebet helaldir o saate kadar gece. O saatten sonra yeme, içme, cinsi münasebet yasaktır. Ne zamana kadar yasaktır? İftar vaktine kadar. Ha, bunu bileceğiz. Bunu bileceğiz. Yani oruç imsakla başlar, iftarla son bulur. Şimdi bana mesela geçen hafta soru sordu. Hocam bu hani nafile oruçları Recep-i Şerif ayında tutar. Hocam ben
Yedim, sahura kalktım ama bir baktım ki diyor imsak işte 6.30, 6.30 ben 6.40'da su içtim diyor mesela. Olmadı. Olmadı. O oruç olmadı. Bak, o oruç olmadı. Aynı şekilde Ramazan'da olsa da olmaz. Peki hocam olmadı diye yiyelim içelim mi? Yeme içme de yok. Ama ne yapılacak? Hata oldu burada. O bilmeden oldu. O güne gün sonradan yine bir gün kaza yapacak. Oruçta tutmuş gibi şey yapacak. Yani öyle yiyip içmeyecek millet ortasında. Ona da dikkat edecek inşallah. Sahur yapıldığında zan kuvveti. Evet. Fakat bu halde orucun evet. Bu şey de böyle kardeşlerim. Mesela davul, top sesi veya kandil yakılması, oruca başlamak. Yani diyor ki dikkatli olacaksınız diyor. Mesela diyelim Ramazan'da televizyonlarda işte Ankara için ezan iftar vakti diyor mesela. Sen de bir ezan sesi duyuyorsun televizyondan ama sen Çanakkale'de oturuyorsun, sen Edirne'de oturuyorsun. O ezan senin ezanın değil. Sen şimdi o ezanla iftar edersen o orucun bozuldu yani. Hataen yaptıysan bunu bilerek yaparsan kefaret gerekir zaten. Bilerek yaparsan ki yani sen Ankara'nın orucuyla İstanbul'daki bozarsa bilerek de bunu bozuyorsan kefaret gerekir. Ama yanlışlıkla bir müezzin ezan okudu onunla bozarsan o zaman güne gün kaza gerekir. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Ramazan hilali ile ilgili bilgiler. Şimdi bu hilal konusu kardeşlerim eskiden tabii böyle teknoloji yok, uzay bilimleri yok. İşte dağın tepelere çıkılıp hilal gözetleniyordu. Bir cümle ben özet olarak size altını çizdiğim yerlerden zikretmek istiyorum. Siz de çizin. Ramazan ayı kameri aylardandır. Çizin bunun altını inşallah. Ramazan ayı kameri aylardandır. Bunların subutu hilallerin yani ayların görülmesiyledir. Bunun için burayı da çizin kardeşlerim. Bunun içinden sonrakini çizin. Bunun için Şaban ayının 29. günü güneşin batışında insanların hilali araştırmaları bir görevdir diyor. Evet. Demek ki Şaban'ın 29'unda hilal gözetlenmeye çıkılacak. Hilali görürlerse ertesi günü Ramazan orucu başlar. Yani demek ki akşam hilal gözükürse hilalin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle yani şey çizgi şeklinde ince şöyle bir hilal bu. İnce olan gözüküyor. Ne demek? Yani ay bitti ya da yeni bir ay başlamanın işareti olmuş oluyor. Başlar. Şaban ayını 30 gün olarak eğer diyor hava bulutlu, dumanlı bulunup da hilal görülmezse Şaban ayını 30'a tamamlamak lazım deniliyor. 46. maddeye geçelim. Bunun da altını çizin. 46. maddenin altını tamamen çizin. Ramazan ayının 29. günü de güneşin batışından itibaren Şevval ayının hilali araştırılır. 29. günü, Ramazan'ın 29. günü güneş battığı zaman Şevval araştırılır. Görülürse, hilal görülürse şöyle ay yani hilal dediğimiz ay şu şekilde ay görülürse bayram yapılır ertesi günü. Görülmezse Ramazan 30 güne diyor tamamlanır. Bunu da çizin. Yani hilal gözetlemeyi az çok bir bilelim. Yani eskiden böyle işte ayla ay görülürse evet yarın oruç tutuyoruz diyor. Bu Allahu Teala böyle bir işaret koymuş yani ayların belirlenmesinde hilal gözüküyor. 47. Şeyi de komple işaretliyoruz, altını çiziyoruz 47. maddenin. Kameri aylar bazen 30, bazen de 29 gün olur. Önemli bir bilgi. Kameri yani aya dayalı olan aylar. İşte Muharrem, Safer diyoruz ya bu aylar. Recep, Şaban, Ramazan, kameri aylar. Bazen 30, bazen de 29 gün olur. Yay şeklinde görülen her yeni aya 3. gecesine kadar hilal denildiği gibi her ayın 26. 27. gecelerinde de hilal denir. Diğer gündekine de sadece kamer denir. Demek ki işte o 29. günün gözükene hilal deniyor. 26. 27. güne hilal deniliyor. Diğer günlerde görülene kamer deniliyormuş. Evet, burada bilmemiz gereken hilal yay şeklinde oluyor. Ve
kamera aylar bazen 29 çekiyor, bazen 30 çekiyor. Bakın şimdi bir bilgi daha. Hocam kefaret orucu kaç ay diyoruz ya. Bak 29'dan hesaplarsak 58 yapıyor. Bak bak. Ne dedik? Kamera aylar 29. 2 ay yani 28 değil. 2 tane 29 ne yapar? 2 tane 29 ne yapar? Hocam benim kefaret orucum 58 gün oldu. Bitti. 2 ay yaptı. 2 çarpı 29 2 ay yaptı. Yani buradaki hüküm 2 ay aralıksız. Kamera aylar 29'da çekebiliyor. Evet. Ve işte hilal görülünce yapılan dualar var burada. 49'un bir başını da çizelim. Hilalin güneş batışı arkasından görülmesi geçerlidir diyor. Yani akşam güneş battıktan sonra hilal gözükürse geçerlidir. Bu konuyu bu kadarlık bilelim. Anladınız mı? Şimdi buna ihtiyaç yok. Hani eskiden diyelim bu uzay bilimleri bu şekilde gelişmiş. Şimdi biliniyor. Şimdi sen bir sene sonraki hilalin, ayın ne zaman çıkacağını şimdi tespit edebiliyorsun, tayin edebiliyorsun. Ama eskiden böyle değildi. Dağın tepesine çıkıyordun, orada hilali gözlüyordun. Hilali gördüğün zaman evet yarın bayram ya da yarın Ramazan diyordun. Onun bilgileri var bu sayfalarda. Şimdi artık biz bunu bu şekilde tepelere çıkarak kontrol etmiyoruz. Ne yapıyoruz? İşte bize devletin verdiği bilgilerle hareket ederek Ramazan'a başlıyoruz. Ve Ramazan'a başlıyoruz ya da bayram yapıyoruz. Şimdi çok önemli bir şey daha söylüyorum. Bakın Ramazan-ı Şerif ayı inşallah girecek önümüzdeki haftalarda. Rabbim cümlemizi kavuştursun. Burada hani işte hocam Arabistan'da, hocam Mısır'da, efendim daha bir gün daha var ya da Mısır Ramazan'a başladı, biz yarın başlıyoruz gibi cümleler olacak. Her sene olduğu gibi bu sene de oluyor. Olur yani illa duyarsınız bir yerden. İnşallah olmaz da tabii temennimiz bu değil. Olursa şunu bileceğiz arkadaşlar. Biz Türkiye'deki verilere göre hareket edeceğiz. Ha, Mısır'da yaşasaydık ya da başka bir Kazakistan'da yaşasaydık oranın verilerine göre hareket edebilirdin. Oradan da Türkiye'ye uyma. Oraya uy yani. Oranın verilerine uy. Ama buradaysak buranın verilerine uyacağız. Belki bizim verilerimiz doğru, onların verileri yanlış. Bilemeyiz. Dolayısıyla bu sorumluluktan kurtarabilmemiz için herkes kendi ülkesindeki verilere uysun. Anlaşıldı mı? Hiçbir sıkıntı var mı? Yok. Dolayısıyla efendim sen hem Türkiye'de yaşıyorsun, Mısır'daki ya da Arabistan'daki ya da bir başka ülkedeki Katar'daki ne bileyim işte bugün Ramazan'a başlamışlar biz yarın başlıyoruz diye milleti fitnelemene gerek yoktur yani. Ya da biz bayram adam oruçlu tut oruç olduğumuz dönem bayram yapıyor mesela. Diyor ki Arabistan'da bayram. Olmadı bunlar. Bunları yapmayacağız biz. Bunlar hep fitneye sebeptir. Bizim bilgilerimiz, bizim verilerimiz şu gün bayram diyorsa o gün bayram yapacağız. Bugün oruç diyorsa o zaman oruç tutacağız kardeşlerim. Ta bu sayfaları geçiyoruz. Bakın buraları geçiyorum. Ben hilalle ilgili bu kadar bilgi yeterli diyorum size. Buraları geçiyoruz. 3-4 sayfa ilerliyorsunuz. Oruçlara ait niyetler burada önemli bir konu. Oruçlara ait niyetler. Sonra oruçlu için mekruh olan ve olmayan şeyler var. Orucu bozan bozmayan şeyler var. Çok önemli konulara inşallah haftaya burada olursak girmiş olacağız. Oruçlara ait niyetlerde kalmış oluyoruz kardeşlerim. Evet. Tabii ki biz şimdi bu Ramazan-ı Şerif ayı başlamadan oruçla ilgili bölümü okuyoruz. Tabii ki Ramazan ayında da ilk haftalar özellikle hep önemli sorular, sizlerden gelen sorular, benim araştırıp sizlere anlatacağım soru cevaplar hep olacak inşallah. Dediğim gibi hem mukabele okuyacağız, hem efendim sohbet edeceğiz, hem oruçla ilgili soru cevap yapacağız. Rabbim inşallah kavuştursun bizi o mübarek günlere. Ramazan-ı Şerif'in şefaatine de cümlemizi Rabbimiz nail eylesin inşallah. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu Rabbim daim eylesin. Tüm hastalıklarımızı, hasta kardeşlerimize Rabbimiz acil şifalar ihsan eylesin. Benim konuşmam bu kadar. Söz sizde kardeşlerim. Söz sizde. Sorularınızı alabilirim. Allah hepinizden razı olsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammedun mü Muhammedur Resulullah mı? Ne dersiniz?
Yazın bakalım. La ilahe illallah Muhammedün. Muhammedün Resulullah. Yani doğrusunu söyleyeyim. Muhammedün Resulullah da olur. Bu tecvidsiz okumadır. La ilahe illallah Muhammedür Resulullah'lı okumak da tecvidli okumaktır. Yani biri tecvidsiz, biri tecvidli okumak. İkisi de bak sen yazıyı karıştırmışsın. Huzurlu namaz kılamıyorum. Kafamda hep dünyevi şeyler oluyor hocam diyor bir kardeşimiz oluyor. Bu arada kaza yapmama gerek var mı? Yok. O dünyevi şeyler hepimizin aklına geliyor ama bu şekilde namaz kılsam bile kazaya gerek yok arkadaşlar. Rabbim. Onun için hemen namazın peşinde ne diyoruz? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah diyoruz ya. Onun için diyoruz yani namazımızdaki böyle düşüncelerden kurtulalım olması için. Muhammedur Resulullah. Evet, ev yemeklerim doğru. Muhammedur. Muhammedur Resulullah tecvitli doğru. Muhammedur Resulullah maşallah ya. Benim talebeler maşallah çok biliyor elhamdülillah. Evet. Doğru Muhammedur Resulullah da doğru. Şimdi sorularınıza bakıyorum da. Hocam Allah Ramazan'da sahurdan sonra ezan okunurken suyumu yudumlayıp niyet ediyorum. Bak bunu yapmayalım. Bak bunu yapmayalım. Çok tehlikeli bir iş yapıyorsun. Ezandan sonra su içilir mi? Ya da ezan okunurken. Yapmayın onu. Yani Allahu Ekber duyduğunuz anda hiç ağzınıza bir şey koymayın. Hiç. Bunu yapmayın yani. Yanlış. Ezan olduğu anda bir yudum su içme. Mukabele saat kaçta başlar derken şu anki aklımdaki saat 2:30. 2:30. Olmazsa 3. Yani ya 2:30 ya 3. Bu katılım şeyine göre olacak inşallah. Ya 2:30 yani öğlen ya 2:30 ya 3. Ha biz onu koyacağız. Kayıt olacak. 4'te dinleyen de olacak. 5'te dinleyen de olacak. Akşam üzeri de olacak. Yani yatsıda da olur. Teheccüde mesela şeyde. Sahurda sahur programları gibi aç bizim şeyi sohbeti dinle, mukabeleyi dinle. Olur yani. Recep, Şaban, Ramazan ayları için tavsiye edilen özel zikirler var mı? Bu şeyler de geçiyor işte. Recep ayında şu zikir, Şaban-ı Şerif ayında bu zikir çekilir. Yani La ilahe illallah, Subhanallah ve bihamdihi, Allah Allah çekilir yani. Ama Instagram'da olsun, diğer WhatsApp'larda olsun bu aylarda çekilen zikirler zikrediliyor. Tabii bakarım çekebiliriz. Hocam niyet etmeden oruç tutulmasa kefaret olmaz. Kefaret olmaz. Las kızı oflu 61. Kefaret niyet edip bozulursa olur. Ama niyet etmeden oruç tutulmazsa kefaret olmaz derken bunu yapın değil. Bunun bu şekilde oruç tutmayan, keyfi tutmayan bir kişi çok büyük kaybetti. Hiç doğru bir hareket yapmadı. Kefaret olmadı ama öyle bir iş ki bunun kefareti bile yok yani. Düşün, bir de öyle düşün. Hani bozup onun kefareti var ama bunun ya çok kötü bir şey ama kefareti bile yok yani. Mukabele ne zaman olacak hocam? Allah nasip ederse Ramazan'ın birinci günü başlayacağız inşallah. Oruçta olduğumuz zaman başlayacağız. Hocam lohusa kadın 40 gün beklemeliyim mi oruç diyor. 40 gün şart değildir. Hastalığınız ne zaman bittiyse o zaman başlarsınız yani. Lohusa demek yani 40 gün devam ederse 40 gündür onun süresi. Süresi 40 gündür. Diyelim lohusa 20. günde temiz oldun. Gayet eski sağlığına kavuştun. Tutabilirsin yani. Evet. İftardan sonra cinsi münasebette sıkıntı var mı yoksa bir ay boyunca mı olmamalı? Yusuf Güngör. Aslında sohbette dedim ben. Ne dedim? Sen sohbeti dinlemedin herhalde İlmay. Bak şunu dedim. Dedim ki imsakla dedim iftar arasında dedim. Dedim değil mi arkadaşlar?
imsakla iftar arasında yemek, içmek, cinsi münasebet yasak. İftardan sonra imsaka kadar hepsi helal. Cevap bunun içinde. 10 dakika kala bırakıyorum. İbrahim, doğru yapıyorsun. Laz kızı oflu ay yapıyorduk dedin de neyi yapıyorduk anlamadım ben. İftarı yaparken ezanın bitmesini beklemeli miyiz? Yani edeptir iftarı yaparken. Ama diyelim ezan vakit geldi. Açlık da var. Hani çocuklar yani bir iftar açılıp mesela bir suyla hurmayla açılıp şöyle ezan dinlenip de yapılsa çok güzel olur tabii ki. Çok güzel olur. İki buçuk üçe kalmasa diyor. Bak İpek Melahat diyor ki üçe kalmasın diyor. İnşallah. Hani ben şöyle düşündüm. Diğer günlerde 2,5 yetişebiliriz de. Cuma günü cuma namazı da var ya. Yani 2,5 genel olarak yapıp belki cumaya mahsus 3 yapabiliriz. Belki. Evet. Ezan okununca sahurda ağzındakini bile evet tüküreceksin. Doğru. Evet. Kerahat vakti namaz farz kılınır mı? Hocam kerahat vaktinde namaz farz kılınır mı? Yani kerahat vaktinde o vaktin namazı, ikindinin farzı akşama yarım saat kala, 10 dakika kala kılınır. Başka bir kaza kılınmaz mesela. İkindinin o günün ikindisi akşama diyelim ki 15 dakika var. O günün ikindisi kılınabilir. Çok iyi hocam. Evet hocam peki daha önce ezanla su içmişsek ne yapmalıyız? Yani inşallah oldu da yani ezanla inşallah oldu da bundan sonra öyle yapmayın. Yani ezan okunurken su içmeyin arkadaşlar. Ezan okun Allahu Ekber duyduğunuz anda her şeyi böyle ekmeği böldüysen şöyleyse Allahu Ekber hemen bunu buraya geri koy yani. Elinde bardak var şöyle yaptın. Allahu Ekber hemen dur deme yani bunu. Şimdi Kokanatlı diyor ki sahurda ezan bitene kadar yiyorduk küçükken bilmiyorduk hocam diyor. Şimdi çok önceleri bir ihtiyat vakti vardı takvimlerde. Yani deniyorduk yani 5-10 dakika önce ezan imsa bitirelim ihtiyat vakti bırakalım. Bu istismar edildi çok. Şimdiki takvimlerde ihtiyat vakti kaldırıldı. Yani ezan direkt gecenin bitişi kokanatlı. Anladın mı? O önceden evet bizim çocukluk dönemimizde de ezan bitene kadar yani ezan başladığı zaman ağzındakini yiyip içebilirsin deniliyordu. Ezan bitene kadar değil bir de. Şimdi birisi diyelim ki sabah makamında 10 dakika ezan okudu. Ötekisi 5 dakika okudu. Yani o zaman uzun ezan okuyana uyarsan o 15 dakika okuyacak mesela. Dolayısıyla bu doğru bir şey değil. Bir mantık değil. Şu an zaten o ihtiyat vakti de yok. Ne yapacağız? Ezan duyduğumuz anda elimizdekini, ağzımızdakini efendim bırakacağız. Yaşındayım. Sabah namazının sünnetinde hangi sureleri okumalıyım? Yani bildiğin elemtereden aşağı bildiğin istediğin sureyi okuyabilirsin. Hocam iftar açmamız için illaki mahalle camisinde mi ezan okunması lazım? Yok öyle bir şart değil. Değil. Yani saat mahalle camisindeki imam belki 3-5 dakika geç okuyabilir ya da hiç okumaz, unutur. Oradaki önemli olan birkaç kişinin saatine bakılsın. Bir de televizyonlarda da zaten diyor işte İstanbul için imsak vakti ya da işte Kocaeli için imsak vakti falan deniliyor. Öyle tedbirli olacağız. Saatimize bakacağız ama illaki ezan duyuluyor yani. Daha önce hiç canlı bir hoca evimde sohbet vermemişti. Pandemi nelere kadir? Sanki evimde misafirliğe gelmiş gibisiniz. Hocam Allah razı olsun. Gerçekten öyle. Beni misafir ediyorsunuz. Şu an ben sizin evinizde, koltuğunuzda, masanızın bir köşesinde oturuyorum. Muhabbet ediyoruz. İnşallah Ramazan-ı Şerif çok çok daha güzel olacak. Hakikaten öyle. Allah razı olsun. Canlı şu an yani. Ben evimde bak oturuyorum. Siz de evinizde beni dinliyorsunuz.
Hocam sahurda dillerimizi fırçalıyoruz. Ağzımızda macun tadı kalıyor. İyice yıkasak da oruç bozulmaz. Tatla bozulmaz. Gönlün rahat olsun. Fırçalayalım tabii ki. Ramazan'da güzel çalkala, o tat kalması oruca zarar vermez. Ramazan'da niyet etsen de etmesen de farz Ramazan orucu. Ramazan'da niyet etsen de etmesen de, niyet şarttır yalnız. Niyet şarttır. Yarın oruç tutmaya diye niyet edeceksin. Ya da sahura kalkmak niyettir. Sahura kalktığın zaman demesen bile o niyet yerine geçer. Evet, biz de sizi çok seviyoruz. Niyetsiz oruç olur mu? Olmaz. Niyetsiz oruç olmaz. Öyle ya, yani niyet etmedin belki, yani niyet etmedin belki perhiz yapıyorsun. Belki sağlık açısından yani böyle hani kendin yemiyorsun ama başka bir niyetin var. Onun için Allah için yarın oruç tutmaya diye niyet et. Yani dille söylemek şart değil, dediğim gibi. Kalbinden geçirmen yeterli, sahura kalkman yeterli, dille söylemene gerek yok. Ya da iftar vakti yarın oruç tutacağım demen yeterli. Dedin hocam. Ben ezan bitene kadar doyuyorum. Rafet. Akşam ezanını mı kastediyorsun? Yoksa imsak ezanı mı, gece mi, onu anlayamadım yani. Eğer akşam ezanı bitene kadar doyuyorum diyorsan yani çok acıkmışsın demek ki. Hocam soruma cevap verir misiniz acaba? Sorunuzu bir daha alalım. Şahin kardeşim, bir daha alalım. Hocam selam vermeden sehiv secdesi için secdeye gidersek olur mu? Selam vermeden sehiv secdesi yapmak. Bir tarafınıza şey vereceksiniz. Tek tarafına. En az bir tarafına ver. Ama yanılarak gittiysen olur. Yanılarak gittiysen olur ama sağına bir kere versen olur. 20 dakika kala bırakıyoruz hocam imsakta. Çok güzel. Altın kök şerife. Çok güzel. 20 dakikada olur. 15 dakikada olur. 10 dakikada olur. Ama şeye kadar olmaz yani. Ezanla bak arkadaş dedik. Biz ezanla diyor. Su içiyoruz diyor. Bunu yapmayalım yani. Ezana kadar yiyorduk hocam, su içiyorduk. Tamam, ezana kadar, ezan duyduğun anda bırakacaksın diyorum ben. Bak, ezan okunurken yemeğe devam etmeyin diyorum inşallah. Duş alınır mı bir de, dişler fırçalanır mı? Evet, oruçluyken duş alınır ama ağzından burnundan su kaçırmayacaksın. Su kaçırırsan oruç bozulur ama duş alınır yani. Temizlik duşu bile alınır. Zaten ihtiyaç duşu zaten alınır. Eğer cunupsan sabah. Kalktın cunup olduysan zaten duş alacaksın. Duş orucu bozmaz. Dişlerini de dikkatli fırçalarsın. Evet. Sabah namazının sünnetinde hangi sureleri okumalıyız? Şu sure şartı yok Şahin. Şu sure şartı yok. Sabah namazının sünneti. İnna atayna ile İhlas'ı oku mesela. Elem tera ile Lilafi oku. Vedduha ile Elem neşra oku. Yani ya da Yasin-i Şerif'in yarım sayfasıyla efendim sonunu oku mesela. Bir şunu oku diye bir şey yok yani. Yani hocam çocuklarımızı en erken kaç yaşında alıştıralım? Onlar zaten hevesli olurlar ilk birkaç güne. Onları o duyguyu yaşatalım. Mesela 9-10 yaşlarında onlar ufak ufak kalksın, yarım gün tutsunlar yani. Size sahur yapsınlar, öğlene kadar tutsunlar. 8 yaşında kalksın öğlene kadar, dayanabildiği yere kadar tutsun, ikindiye kadar tutsun. Acıktım macıktım derse de şey yapabilirsiniz, yedirebilirsiniz. Bu soruyu. Evet, ben sormuştum hocam bugün size bu soruyu. Oruca. Evet. Oruca. Çocuklara sohbet vermiyor hocam. Kaç kere tekrar ettiği fetvaları tekrar tekrar sorarak hocanızı keyfi yormayalım lütfen diyor. Yazık yani, tek işi bizde. Bak, Melahat abla diyeceğim. Tanıyorum İpek Melahat'ı, tanıyorum. Bana şey yazıyor. Diyor ki İyi dinleyin diyor bak. Hocam diyor söylüyor diyor. Bir daha soruyorsunuz diyor. İyi dinleyin diyor. Hocamızı yormayın diyor. İpek Melahat abla. Allah razı olsun. Yok, ben şey yapmam. Yerim ben. Sabah namazının sünnetinde hangi sureleri okumalıyız? Bak yine aynı soruyu sordu. Melahat abla buna kızıyor işte demek ki. Aynı soru. Ezan okununca uyanırsak bitinceye kadar yiyebilirsiniz diyorlardı diyor. Yok, onu yapmayalım.
Diyelim hocam sahurda ezan okununca uyanırsak oruç tutabilirsin. Oruç tutabilirsin ama yeme yapma. Yani sahura kalkmadan oruç olur mu? Olur. Yarın oruç tut, niyet et tutarsın. Tutulur da sıkıntı yok yani. Oluyor Ramazan'da birkaç gün böyle sahuru kaçırdığımız oluyor yani. Oruca devam ediyoruz. Oruç oluyor yani. Evet. Kolayınıza gelen sureleri okuyun. Evet. Kafirin ve İhlas sureni okumak sabah namazının sünnetinde sünnet. Allah razı olsun. Evet. Bak ben tek tek soruları okumaya çalışıyorum. Herhalde aşağısı dolu hiç sona gelemiyoruz. Bugünlük bu kadar olsun mu arkadaşlar? Ne dersiniz? Daha Ramazanımız evet. Evet. Ramazan'da da bu konuları şey yapacağız. İşleyeceğiz. Çok soru var. Hakkınızı helal edin. Bir saat oldu. Bunu da kayıt edeceğim inşallah. Evet, biz bir medrese olduk. Biz bir sınıf olduk. Biz bir aile olduk. Artık çoğunuzu tanıyorum. Celil Ottu, Kokonottu, Las Kızı, Melahat Abla hepsini artık tanıyoruz. İnşallah Rabbim bu muhabbetimizi, bu birliğimizi daim etsin. Daha çok öğreneceğimiz şeyler var. Rabbim sıhhat afiyet ihsan etsin cümlemize. Geceniz mübarek olsun inşallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.